basın mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz, bugün İstanbul'un güzide bir mekanında birlikte kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltınıza devam ederken ben de yavaş yavaş başlamak istiyorum. Hem zamanı iyi kullanmak adına hem de karşılıklı konuşmaya da zaman bırakmak adına ben erken başlamak istiyorum. Önce kendimden bahsedeyim, bu yazı okunmuyor olabilir. Atilla Yılmaz ismi, Mayra İnşaat ve Yapı Teknolojileri firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Ümit Güzel Bey sol tarafımda, satış ve pazarlama koordinatörümüz. Umut Sarıkaya, Haklı İlişkiler Direktörümüz. Bugün bu organizasyonu bu arkadaşlar gerçekleştirdi. Sizinle buluşmamızı düzenleyen, organize eden arkadaşlar. Tabii şu anda belki sizler birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü zaman zaman aynı mekanlarda yan yana oturuyorsunuz. Fakat bizim firmamız sizler için ilk olabilir. Sizler bizim için bazı arkadaşlar hariç ilksiniz. Yani böyle ilklerin olduğu bir basın toplantısı olacak. İnşallah verimli, ülkemiz için verimli. Yani biz burada bir araya gelmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi, ülkemiz içerisinde faaliyet gösteren bir firmayız biz, ülkemize katma değer oluşturmak. Dolayısıyla şu anda burada yapılan bir faaliyette tabii ki ülkemiz adına yapılan bir faaliyet. Ben öyle görüyorum açıkçası. Kısaca slide başlayacak belki birazdan. Ben kısaca firmamızdan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra slide'la beraber bir değerlendirme yapacağım. Karşılıklı inşallah basın toplantımızı nihayete erdirmiş olacağız. Biz Mayra Yapı olarak 1989 yıllarında bu fikirle ortaya çıktık. Yaklaşık işte hesap edildiği zaman 30 yıla yakın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki siz değerli basın mensuplarının biz bu firmayı hiç duymadık, görmedik diyebilirsiniz. Tabii ülkemizde o kadar çok faaliyet gösteren firmalar var ki reklam ve tanıtımı çok önemsememiş fakat ülkeye hizmet eden o kadar çok firma var ki bir noktaya geldikten sonra marka projelerine geçmeyi düşündükten sonra basınla tanışmak, destek temas halinde olması kaçınılmaz bir durum oluyor. Biz de 89 yılından sonra bütün sektördeki firmalar gibi biz de kamuda, özelde taahhüt işiyle başladık. Bir anda büyük projeler yapamıyorsunuz, sizler de biliyorsunuz. Özelde ve kamuda taahhüt işleri yaptık. Son 3 yıl, hatta 4 yılda diyebiliriz, marka projeler konusunda odaklandık. Bu konuda çalışıyoruz. Bitirdiğimiz projeler var tabii ki. Gül İstanbul projesi Güneşli'de yani Bağcılar. Güneşli'de kimse keşfetmeden önce ben keşfettim. Orada ilk tünel kalıp ve havuzlu siteyi, Bağcılar biliyorsunuz biraz muhafazakar bir bölge. Havuz dediler ki bana, niye havuz yapıyorsun? Aşk olsun, burada olmaz. Ama daha sonra, yapıldıktan sonra gittim baktım. Tabii çocuklar havuzu kullanıyor ve aileler havuzun kenarında akşamları güzel bir ortamda sosyal bir şekilde yaşıyorlardı. Yani Güneş'i keşfedenlerden ilk keşfedenlerden biriyim. O zaman marka proje şu anda slide'da görünüyor. Diyebileceğiniz bir proje yoktu. Bu proje 2006 yılında başladı. Yani 11 sene önce. Güneşli'de daha o zaman hiçbir proje yoktu. Sizler daha iyi bilirsiniz. Daha sonra işte Gül İstanbul evleri
Harmony Park Kemalpaşa, yine Bağcılar'da. Harmony Park Kemalpaşa 2016'da geçen yıl teslim ettik. Burada da 2014 yılında başladık, 2016'da bitirdik. Bu da marka proje, şu anda slide'da görünüyor. Şu anda dairelerin hepsi 2016 geçmiş yıl içerisinde teslim edildi. Şu anda yaşam başladı. Şu anda devam eden bir projemiz var. O da bir sene önce başladık, geçen yıl başladık. O da Kirazlı Koru. Kirazlı Koru'da Bağcılar'ı bilenler bilir, Kirazlı diye bir bölge var. Bu güneşli gibi. O da yıldızı parlayması beklenen. Çünkü biliyorsunuz Bağcılar konut fiyatları son dönemde çok arttı. Ulaşım ağlarının, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağlarının yatırımlarının artırılması, yeni hatların açılmasıyla birlikte şu anda slide'da görünüyor. Kirazlı Koru burada da 240 daire, 4 tane iş ticari alan var. Bu da inşallah bir aksilik olmazsa Haziran ayında teslim edeceğiz. Bu da bu bölgeye bir kalite getirdiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar projeyi geliştirirken o bölgedeki talepleri değerlendirerek geliştiriyor ama biz biraz burada yükselttik standartları. Burada mesela A sınıf enerji belgesi, yerden ısıtma ve değişik özellikler ortaya koyduk projede. Mesela Bağcılar'da, Güneş ile Bağcılar'ın bir lokasyonu biliyorsunuz. Orada bile bu tip projeler yok. Böyle Bağcılar'da da yani Bağcılar isimden dolayı kaydediyor aslında. Bağcılar'ı belli bir şeye çıkarmaya çalışıyoruz açıkçası. Firmamız genç bir firma. Ben öyle, biz yaşlı olsak da firmamız genç. Yani birikim kolay oluşmuyor Türkiye'de. Yani sermaye kolay oluşmadığı gibi birikim de kolay oluşmuyor. Biz genç bir firma olarak görüyoruz kendimizi. Marka projelerinde de Türkiye'de büyük firmalar arasında girmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Tabii bunlar hep beraber olacak. Yani bizim amacımız yani Türkiye'de yaşayanların hayat standartını yükseltmek. Türkiye'ye katma değer kazandırmak. Tabii bu faaliyetlerimizin tamamı bu. Ülkemize faydalı bir firma olmak bizi en fazla gururla gururlandıracak bir unsur. Tabii ki ben hepiniz emlak alanında basında istihdam ediyorsunuz. Bizim tarihçilerimiz de oldu geçmişte, şu anda devam eden de var. Kamuya, yani belediyelere, valiliklere, TOKİ'ye tarihçileri de yaptık. Onları alnımızın akıyla teslim ettik. Yani sicilimiz elhamdülillah temiz. Yani önemli olan da bu zaten. Herkes sicile bakıyor. Doğru değil mi? Pazarlama, lansmanda en önemli şey sicil. Şimdi bu yolda yürürken bu firma ne yapmış diye bakılıyor. Mesela Göcek'te, biraz önceki slide'ı geçer misiniz? Göcek'te bir yıllar önce bir yatırımımız oldu. Gördüğünüz şey değil yani, taklit resim değil, gerçek resim. Göcek'i bilenler bilir. Orada villalarımız var, satıyoruz. İngilizlere, yani Avrupalıya uygun projelendirdik. 17 villamız var. Orman içinde Göcek Koyu'ya bakıyor. Her villada bir müstakil havuz var. Bunları da satıyoruz inşallah. Bu enerjiyle, sinerjiyle, birlikte olmamızın sinerjisiyle bunları da nakide dönüştüreceğiz. Ben yani Erzurum'da da bir belediyeye yaptığımız projemiz var. Devam eden bu projede, özellikle bu proje. Onu da slide'da görüyorsunuz. Arkadaşlar ben firmamızı yeterince tanıttım zannediyorum. Tabii sektörümüzle ilgili siz sektörün duayenlerisiniz. Biz de sektörün içinde olan firmayız. Sektörle ilgili çok fazla rakamlara girmek istemiyorum. Geçtiğimiz yıl malum yani. Geçtiğimiz yıl çok sıkıntılı bir yıl geçirdik. Ülkemize
düzenlenmiş hain bir kalkışma vardı. Elhamdülillah bu kalkışmayı milletimiz, halkımız hakkıyla püskürttü. Ve ondan sonra hızlı bir şekilde toparlanma oldu. Ve şu anda sektör yine eski konumuna geri geldiğini ben düşünüyorum. Yani kısa sürede toparlanarak sektörümüz yeni durumuna geldiğini düşünüyorum. Tabii ki hain saldırının akabinde tabii konut satışları düştü, dolar yükseldi, Amerika'daki seçim vesaire vesaire. 2016 artık konuşmayacağımız fakat dersler alacağımız bir yıl olarak kapatalım diyorum ben. Önümüze bakalım. Türkiye'nin potansiyeli ve dinamikleri olan bir ülke. Bunu hepimiz görüyoruz. Ben geçen yıl Fransa'daki Mimik Fuarı'na gittim. Belki gidenler olmuştur. Siz takip ediyorsunuz. Ben ticaret odasında da Mimik Fuarı'nda görevim var. Oraya temsil edip gittim. İnanın Türkiye'nin çok çok kıymetli bir yapısı olduğunu, çok büyük dinamiklerin olduğunu gördüm. Yani ama şu eksik. Bir, ülkemizi iyi tanıtamıyoruz. İki, bu terör belası, iç güvenlik meselesi en büyük iki sorun. İnşallah son 40 gündür biliyorsunuz elhamdülillah yani demek lazım. Yani herhangi bir terör küçük çaplı olsa da büyük çaplı olmuyor. Bu mesele bizim şu anda satışlarımıza da etkili. Şu anda satışta olan projelerimiz de etkili. Yani bir ivme kazandı. Bizim işte hükümetimiz, devletimiz inşallah bu terör şeyinden kurtulduğu zaman, kurtulma yönünde adımlar atılıyor, kurtulduğu zaman sektörümüz daha da güçleneceğine inanıyorum. Mimik'te gördüğüm şu, yani rakamlar, yani dünya genelinde projeler geliyor biliyorsunuz. Dünya genelindeki projelere baktığınız zaman rakamlar çok 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 yüksek. Ne farkı var? Türkiye biz coğrafya olarak, doğa güzelliği olarak, kültür olarak baktığımızda onların pazarladıkları, sundukları imkanlardan kat kat daha üstün. Ama Türkiye'de şu anda hala emlak fiyatları istenen bir ölçüde değil yani biliyorsunuz. Yani bu açıdan düşünüldüğü zaman hiçbir bir potansiyele sahip değil Türkiye'de. 2017 yılında inşallah bunların hepsini unutarak güzel güzel denizlere inşallah yelken açacağız. Hükümetimiz, devletimiz de bu konuda sektörümüzü destekliyor. KDV konusunda ciddi bir kolaylık sağladı. Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alması durumunda ilk gayrimenkulde KDV'nin sıfırlanması, pasaport verilmesi, bunları biz çok olumlu buluyoruz. Hükümetimizin bu adımlarını destekliyoruz. Ve Türkiye'mize de güveniyoruz açıkçası. Biz Mayda İnşaat olarak 2017 yılında 3 tane projeye başlıyoruz. Hatta bir tanesini başlamayabilirdik, süremiz vardı. Ama biz nasıl ki hükümet, devlet sektöre bir adım yaklaştı, biz de dedik ki taşı elimizin altına koymamız lazım. İstihdamı, şu anda biliyorsun istihdam şeyi var, kampanyası var. Biz de buna katkı sağlamak için projelerimizi ertelemedik, elimizi taşın altına koyduk. 2017 yılında 3 tane yeni projemizle şu anda sizlerin karşısında duruyoruz. İnşallah bu projelerimizi sizlerin de destekleriyle hayata geçireceğiz. Hem istihdamı artıracağız, hem sektörümüzü de ayakta tutacağız. Şimdi sektörümüzle ilgili konuşmalarıma devam ederken biliyorsunuz son dönemde emlak, konut ve yoga arkasından yapmış olduğu kampanya hakikaten kendi şeyini gösterdi, tesirini gösterdi. Sizler bunun emarelerinizi almışsınızdır, yazılarınızda yazıyorsunuz, köşelerinizde belirtiyorsunuz.
biz GEODER üyesi olmamamıza rağmen, emlak konutta projemiz olmamasına rağmen bu pozitif hava bizi de etkiledi. Yani kampanya işte uzun vadeli, düşük faizli, düşük teşkilatlı emlak konutunun yaptığı bu kampanya inanın bunun dışında kalan marka projelerinin yöntemleri de etkiledi. İşte biraz önce söyledim, Şubat ayında Ocak'ta inanılmaz bir durgunluk vardı. Şubat ayı içerisinde bugün ayın 22'si, inanın 22'sinde 20 gün, 22 gün içerisinde ciddi bir sektörde canlanma gerçekleşti. Şimdi biraz önce söyledim, 2017 yılına ümitle bakıyoruz. Üç tane projeyi hayata geçireceğimizi söyledik. Bu üç proje bir tanesi Halkalı'da, ismi yazdı mısın bunun için? Projelerin çok sevdiğine ben bir daha yorum yapayım. Tamam. Ben yüzeysel bir iki sonra sana. Şimdi üç tane proje Tem Express adı üstünde Tem'in kenarında havaalanı Basın Express, pardon, o meşhur Basın Express, ikinci masla, öyle siz tabir ediyorsunuz, ben değil. Siz basın mensupları bir yerin adını koyduğunuz zaman öyle kalmıyor, değişmiyor. Basın Express'e paralel Halkalı kısmında Residans projesi, böyle bir projeye başlıyoruz. Şu anda ruhsat alınma aşamasında bütün teknik altyapı bitti. Onun dışında yine Bağcılar'da diyeceksiniz ki niye Bağcılar'ı? Bizim Bağcıları sektöre girişimiz Bağcılar'da olduğu için orada çok fazla yatırımlarımız oldu. Hatta bu Sancakkor'u Olimpik spor salonunun karşısında bir proje. Burada kendi hissemiz de var. Büyük bir arsaydı. Kendi hissemiz de var. Bunu da hayata geçirmek istedik. Bunu da Sancakkor'u ismiyle hayata geçiriyoruz. Yeşili sevdiğimiz için hep isimlerde yeşil andıran unsurlar kullanıyoruz. Bir de yeni Avrasya Tüneli'nin çıkışı, yükselen değer Merdivenköy biliyorsunuz. Kadıköy'ün şu anda emlak fiyatlarının en çok yükseldiği bölge. Merdivenköy. Burada bir kentsel dönüşüm projesi aldık. Amacımız yani butik de olsa Kadıköy'de bir tabelamız olsun istiyoruz. Tabii satış direktörümüz Ümit Bey de belki detayları biraz söylemek isteyebilir. Ben sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlarım var. Daha önce birçok projede kendileriyle çalıştığımız oldu. Şimdi Mayla Yapı ile ilgili Atilla Bey genel bilgilendirmeyi yaptı sizlere. Biz satış ve pazarlamasında projelere bir farklılık ne katabiliriz'in üzerinde oldukça zaman harcadık. Özellikle projelerin olduğu bölgelerde bütün projeler, lansmanı yapılan bütün projeler artık neredeyse birbirine çok benzemeye başladı. Hepsinde işte belirli kurgular çalıştırılıyor, hepsinde fitness salonları var, hepsinde havuzlar vesaireler var. Biz bunların ötesinde kaybetmeye başladığımız bazı değerler var. Onları projelere nasıl katarız? Bu değerleri kaybetmeden çocuklarımıza, gelecek nesillere nasıl aktarırızın üzerinde çok çalışmaya gayret ettik. Özellikle yeşil alan kurgusu giderek betonlaşmanın çok arttığı lokasyonlarda ciddi anlamda ihtiyaç olmaya başladı. Özel bir peysaj ekibiyle çalıştık ki peysaj mimarlarımızdan bir tanesi San Francisco'da üniversitelerde eğitimler, dersler veren güçlü bir kadro. Öncelikle üç projemizde de yeşil alanla ilgili şöyle bir konsept oluşturduk. Dedik ki doğal yaşam dostu projeler üretelim. Doğal yaşamı koruyucu,
doğal yaşamın buradan beslenebileceği, buradan hareket alabileceği projeler üretelim dedik. Bunlardan bir tanesi bazı kritik geliştirmeler yaptık. Kelebek bahçesi. Belki birçoğunuz ilk defa duyuyorsunuz. Kelebek bahçesi nedir? Artık kelebek görmemeye başladık şehirlerde. Ama kelebeklerin de beslendiği bir bitki sistemi var. Bizim doğal faunamız içinde. Bu kelebeklerin beslendiği bitkilerden geliştirilmiş bir peyzaj planı planladık. Bunun dışında bir yağmur bahçesi düşünüyoruz. Yağmur bahçesi nedir? Orada da şöyle bir farklılığımız var. Yağmur yağdığında açan çiçekler vardır. Güneş açtığında açan çiçekler vardır. Biz aynı peyzaj içinde yağmur yağdığında farklı çiçeklerin açacağı, güneş açtığında farklı çiçeklerin açacağı bir kurgu çalıştık. Arı oteli yaptık. Arı oteli nedir? Yine bu peyzajımızın bize kazandırdığı... Şimdi arkadaşlar bu kelimeler bir defa duyuşu var bizim şeyimiz, yani markamıza ait yani tescilimizde. O yüzden bunları bize ait kelimeler. Bunları yazarken özellikle bunu kaptırmıyorum. Kaptırmayız yani. İnşallah. Çünkü at hepsi bizde. Arı oteli yani ilk defa. Başka? Arı otelinden biraz bahsedeyim. Bu özellikle kış döneminde arıların kendi sığınma alanlarına sığınamayan, dışarıda kalanlar ya da yaşamını devam ettirmek için diğerlere sığınmak isteyenler için geliştirilmiş, yurt dışında aslında çokça kullanılan, Türkiye'de de ilk defa bizim kullanacağımız bir sistem. Basit çözümler aslında ama doğal yaşamı dışlamayan, doğal yaşamı kendi içine katan bir proje olsun istedik. Örneğin yine çocukluğumuzda ya da gençliğimizde, hepiniz benden gençsiniz gördüğüm kadarıyla ama bir kuş banyosu vardı. Hatırlarsınız bizim Osmanlı Selçuklu mimarisinde de çok kullanılır. Kuşlar gelir içinde bir kalazlanır giderler. Orada bir banyo yaparlar. Peyzajımızın içinde bu tür kuş evleri, ağaç evler olan çocukların gerçekten doğal yaşamın içinde kendini bulacakları bir peyzaj planı çalıştık. Üç projemizde de bu olacak. Özellikle Merdivenköy bu anlamda hemen başlayabileceğimiz, hemen kurumsuz çalışacağımız bir proje. Benim peyzajla ve markaya katacağımız değer olarak söyleyeceklerim bu kadar. Sözü Atilla Bey'e bırakıyorum. Evet, ben tekrar alıyorum sözü. Tabii Ümit Bey, bu şeyleri tescili yaptın mı Ümit Bey? Tescili Ümit Bey, evet. Tamam. Çünkü orijinal fikirler. Arkadaşlar biliyorsunuz, yani hayat yani teferruatta gizli. Böyle detaylara kadar projemizde bazı özellikler ön plana çıkardık. Her şey insan için tabii ki. Bizim hedefimiz her şey insan için. Bütün güzellikler, bütün şeyler insan için. Bunları da projelerimizde kullanacağız. Arkadaşlar biz film olarak 2017 yılında 5 projeyi yani 2017 3 projede başlıyoruz. Toplamda 5 proje yürütmüş olacağız. Yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılda yaklaşık 800 kişilik bir istihdamımız vardı. Biliyorsunuz inşaat sektörü lokomotif bir sektör. Kendisiyle beraber 200 yan sektörü etkileyen bir sektör ve bununla beraber sünger bir sektör, yani işsizliği çeken, işsizliği azaltan bir sektör. Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomik göstergeler içerisinde en negatif görünen gösterge işsizlik oranlarının yüksek olması. Ben sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Yani sizler hem kahvaltınızı devam ederken bizimle bize soracağınız sorular varsa bunları, sorularınızı, tavsiyelerinizi, önerilerinizi tabii ki alacağız. Bunları sizden bekliyoruz. Ümit'e bir şey söyleyecek misin? Teşekkür ederiz arkadaşlara katıldıkları için. Zaten yıl içerisinde gerek
basın bültenlerimizde gerekse reklam tanıtım çalışmalarında sürekli birçoğuyla tanışıyoruz inşallah. Bugün burada ilk defa tanıştığımız bu programımıza davete katıldıkları için arkadaşlara tekrar teşekkür ediyoruz ve inşallah merkez ofisimizde Bağcılar'da arkadaşlarımızı yıl içerisinde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Bu aslında bizim sizin yıl içerisinde birlikte beraber dostluğumuzu sürdürdüğümüz arkadaşlarla buluşma ortamımız, Atilla Bey'i buluşturma ortamımız. Aslında bizim en büyük amacımız inşallah referandumdan sonra Nisan ayında tahmin ettiğimiz 3 projenin de lansmanı maketinden bütün görsellerine kadar sizlere daha teferruatlı anlatabileceğimiz bir basın toplantısı, bir lansman gerçekleştirmek. İnşallah onları da sizlerin basın maillerinize göndereceğiz. Soru cevaba geçebiliriz. Atilla Bey'e ve bu 2016-2017 değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah kahvaltı devam ederken bizim 3 projemiz hakkında ve diğer konular hakkında sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hatice Polçak.com. Ben şöyle başlayayım soruma. Bugüne kadar kaç tane konut yaptım? Mesela böyle bir adet sayı varsa onu almak istiyorum. Bir de bu başlayacağımız 3 proje ama toplam 5 projeden bahsettiniz. Yani bu ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız? Bir rakamsal bir değer rica edeceğim. Varsa da projelerle ilgili biraz daha detay alırsak iyi olur. Teşekkürler. Şimdi Hatice Hanım teşekkür ederiz sorunuz için. Tabii bu bir basın toplantısı, lansman değil ama ben size yine de söyleyeyim. Sadece markalı proje bağlamında söylüyorum. Geçmişte 1500'e yakın konut ürettik. Bu sene 2017 3 projenin toplamı da 450 konut ediyor. Yani biraz rakam tabii sizin alışık olmadığınız rakam. Küçük diye size. Ama başında da söyledim, biz yılın başındayız. Metrekare olarak da yaklaşık 100 bin metrekare. 100 bin metrekare büyüklüğünde bir proje. Bizim hedef kitlemiz, dikkat ettiyseniz Kadıköy hariç tabii, Kadıköy ortalığının üstüne hitap eden bir proje. Metrekaresi 7500 liradan yaklaşık hesap düşünüyoruz. Bağcılar'da bulunan Sancakkuru projesi de orta sınıfa hitap eden, orada da 4500 lira bağımında olacak. Tem Express orada da aşağı yukarı 5000 lira civarında düşünüyoruz. Projemizle ilgili detaylar şimdi bu kadar söyleyebilirim. Daha sonra inşallah lansmanda sizleri tekrar yanımızda görürsek. Rakamsal yatırım şöyle diyebilirim. 75 milyon TL. Üst projenin toplamı. Üst projenin toplamı 250 milyon. 250 milyon. Mikrofonu arkadaşlara ulaştıralım. Konuşmak isteyen arkadaşlarımıza mikrofonu ulaştırabiliriz. İyi günler Emlak Metrekare. Hayırlı olsun öncelikle. Alabilir miyim tekrar ismini? İyi gün. Emlak Metrekare.com. Bu projelerinizdeki daire fiyatları ne kadar? Hangi aralıklarda var? Bir de metrekare büyüklükleri nelerdir? Bunu öğrenelim. Şimdi biraz önce söyleyeyim ama tekrarlayın isterseniz. Yani şimdi Ümit Bey de diyor ki fiyata fazla girme diyor. Sonra diyor bir bağlayacağım. Ama ben girdim. Yani bu fiyat yazmayın arkadaşlar şeyde. Fiyat yazdığınız zaman biliyorsunuz internette bir şey yazdığınız zaman silemiyor. Değil mi? Öyle bir şey var. Silemiyoruz. Sonra satışla zorlanıyoruz.
Ama metrekareler konusunda ben size yardımcı olayım. Şimdi biz Sancak Koru projemizde 2 artı 1 ve 3 artı 1 var. 3 artı 1'ler 137 metrekare, 2 artı 1'ler de 110 metrekare. Şeyde ise Merdiven Köy'de 139 metrekare. Halkalı'da Tem Express'te de orada da 125 metrekare. Ayla Özer benim yaptığım kom. Ayla Özer. Ayla Özer. Hı-hı. Buyurun Ayla Hanım. Biz de sizlerle yeni tanışıyoruz bu vasıtayla. Evet. Sektöre yeni bir marka gidiyor diye bakıyoruz inşallah. Bugüne kadar yaptıklarımız yanında önümüzdeki dönemde de güzel projeler olacak belli ki. Dediniz ki biz işte bu Giyoder üyesi değiliz ama işte şeye katıldık, kampanyaya katıldık dediniz biraz önce. Yer aldık. 240 ay ve 10 yıl vadeli konut satışı yapıyor musunuz projelerinize? Yoksa desteklemek amacıyla mı söylediniz? Onu merak ettim. Bu diğer lansmanını yapacağınız 3 projeyle ilgili bir ön talep toplama sürecine girdiniz mi? Nasıl bir ön talep var projeyle alakalı? Son bir ayda 20 günde satışlarınızda yükselme olduğunu söylediniz. Ne kadar bir satış yaptınız? Bir de onu merak ettim. Teşekkür ederim. Şimdi ön talepla ilgili Ümit Bey'den yoktu. Şeyle ilgili şimdi arkadaşlar Emlak Konut'un kampanyasına biliyorsunuz Emlak Konut kendi projelerini kampanyaya çıkardı. Orada Emlak Konut'a iş almışsanız siz de o kampanyaya dahil oluyorsunuz. Giyoder de buna akabinde başlattı. Giyoder de kendi Giyoder'e üye olan firmalar. Şimdi biz de katıldık. Şöyle katıldık. Biz de aynı oranlarla finansman sağladık. Ama 120 ay yani, 240 ay çıkamıyoruz biliyorsunuz. Özel anlaşma gerekiyor. Şu anda biz de şeye dönüştürdük. 120 ay, 60 ay 0, 120 ay 45 miydi? 0.45'e dönüştürdük. Hatta dönüştürmeden de bir şey oldu yani, bir efekt oldu. Bütün projeleri etkiledi bu kampanya. Öyle yani. Şimdi vatandaş şeyi sormuyor ki sen Giyoder'e üye misin değil misin? Yani vatandaş diyor ki bir şey var, kampanya var, bu bir pozitif etki yaptı. 20 gün içerisinde bizim tabii satışta olan daire sayımız orada 150 tane değil. Yani 20 gün içerisinde diyebilirim 10 adet daire sattık yani. Böyle büyük bir şey olarak baktığın zaman ciddi bir rakam yani. Ben o kadar hiç satamamışım. Aralık ayında satılmamış, yani tek satılmış. Dolayısıyla ben bunu bütün sektörde firmalarda kendi içinde, kendi oranında iyi olduğunu düşünüyorum yani. Sizler de aslında haber. Habersizler de yani ben kendimi biliyorum, sosyal çevremi biliyorum ama siz bütün sektörün nabzını tutuyorsunuz. Sizlerin konuşması... Vadelendirme de tercih. Vadelendirme de tercih. 10 yıl değil. 10 yıl 60 yıl. 60 yıl. 120 ay çok az. 240 ay çok. Hiç yok. Hiç yok. 240 ay bir ömür yani. Böyle eleştirmeyi anlamı da yok. Ama tabii ki alternatif olarak koymak lazım. İstediğim gibi. Arkadaşlar siz daha iyi biliyorsunuz. Bu sektörde marka emlak konu. Marka, en büyük marka, piyasayı belirleyen, piyasaya şekil veren Emlak Konut. Dolayısıyla Emlak Konut'tan daha fazla şeyler bekliyor. Yani sadece kendi projeleri değil, Türkiye genelini düşünerek, yani büyükler her zaman önce olmak zorunda. Yani ben Emlak Konut'un başkanına da buradan bunu söylemek istiyorum. Yani sektörün en büyüğüsünüz, çok proje geliştiriyorsunuz, piyasaya şekil veriyorsunuz, çok büyük sorunuz var, buna göre hareket etmeniz lazım. Daha fazla şeyler bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Bu şeyde
projelerde mesela Emlak Konut şu anda nerede proje yapıyor? İstanbul'da. Niye? İstanbul'da mı ibaret kesiyor? Türkiye İstanbul'da ibaret değil yani. Türkiye genelinde bunu yapması lazım. Bu bir. İkincisi bunu yaparken özel sektör özel mesela şu anda Emlak Konut'un en büyük avantajı ne? Büyük bir marka olması, iki büyük bir finansman gücü olması. Banka yani. Banka gücü. Yani mesela Emlak Konut'ta iş almamış ve bir kenara bırakalım. Bir yerlere bir yormak çok zor bir şey değil yani. Emlak Konut kendi projelerinde sağladığı imkanları özel sektör diyor. Kendisi de özel aslında. %49'u şey olduğu için özel sektördeki marka projeleri yapanlara da o imkanlar sağlanması lazım. Beklediğim teşkil bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bakın, örneğin, biraz önce hanımefendi söyledi, 240 ay yok. Şu anda bankalara, ilim finans kurumlarına 120 aydan fazla morguçta şey yok, vadelendirme yok. Ha, tamam, o örnek, basit bir örnek. Tamam, 240 ay talepte gelen fazla yok ama yani şimdi markanın güçlü olması, finansman gücünün olması piyasaya şekil vermen güzel ama özel sektörde bir şekilde şey yapmamalı, pozitif. Haksız rekabet değil. Yok, haksız rekabet değil. Ben de Emlak Konut'un çok ihalesine girdim. Çok açık. Yani fazla, kim fazla veriyor? Siz de belki takip ediyorsunuz. Ben ona yakın ihalesine girdim Emlak Konut'un. Ama nasip olmadı. Biliyorsunuz orada fazla veren, hasılatı fazla veren alıyor. Haksız rekabet yok. Bize avantajı var ama bahsettim ya. Bize avantajı var ama bu yeterli değil. Bizim de aynı şeyleri bir şekilde yani artık onun yetkisi de aşıyor olabilir yani. Mesela 240 ay vadeli niye ben satamıyorum? O da satamıyor ama o müşterinin şeyiyle, yaklaşımıyla satamıyor. Şimdi ya Emlak Konut piyasanın önemli bir aktörü yani. Bu önemli olmak sorumluluk getirir. Yani dikkat etmek lazım yaptığımız şeylere. Diğer firmalarda ben düşünmüyorum. Aslında efendim onu düşünmüyorum. Ama özel sektörde orada proje yapmamış firmalarında aynı şekilde şey yapması lazım. Zaten ben lafın başında söyledim yani. Pozitif etkisi oldu dedim kampanya. Evet, buyurun. Efendim? 20 gün diyor. Evet. Öyle mi? 2040. Demek ki %1'ini satmış. 20 konu satmışım ben. Ben daha fazla satmışım. Evet, oran yaptığı zaman doğru değil mi? Ama neticede hepimiz aynı sektörün içerisindeyiz, aynı zemin içerisindeyiz. Bir şekilde sektörü. Ha, evet, o yarım kaldı. Ben çok konuşunca Ümit Bey. Yakında projelerimizin satış ofisleri açıldığı andan itibaren toplamaya başlayacağız. Aslında ön taleple birlikte biz orada hedef kitlemizle ilgili genel beklenti ve projelerimizi algılama düzeylerini de bir kontrol etmek, ölçümlemek istiyoruz. Sonrasında 240 ay, 120 ay ya da ne tür bir kampanya kullanacağız ve satışımızı tabii ki kolaylaştıracak, ne tür kolaylıklar sağlayacağız, birebir ölçümleme şansımız olacak. Ama real lansmanımız Nisan ayının ikinci şeylerinde olacak muhtemelen. O zaman daha net, yine sizlerle inşallah bir araya geleceğiz, daha net konuşma şansımız olacak. Hem metrekareler, hem o güne kadar aldığımız talep, hem projelerle ilgili satış fiyatlarımızı biraz daha net konuşma şansımız olacak. Değiliz, yok. Henüz başlamadık.
sorusu, önerisi, tavsiyesi, biz her şeyi açığız arkadaşlar. Bu basın toplantısı gibi olsa da karşılıklı bizler için eleştirilerinizi, ikimiz için önerilerinizi, tavsiyelerinizi, sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Çünkü siz ülkenin sektörün nabzını biliyorsunuz yani, ben de iyi biliyorsunuz. Ben sizden çok iyi öğrendim. Doğru mu? Peki Atilla Bey, bir değişiklik yapalım. Bu defa biz onlara bir soru soralım mı? Yok, olmaz o. Ama şeyin formata aykırı. Ertuğrul Bey, buyurun. Mikrofon var mı Ertuğrul Bey? Oraya bir ulaştırabilir miyiz? Ertuğrul Köse, Milli Gazete. Öncelikle Bağcılar'da yaşayan birisi olarak bir projelerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bağcılar'a renk katıyorsunuz. Onun için. Şimdi iki tane sorum olacak. Bu siyasi gerginlikler, katlaşmalar, mesela projelerinize evet hayırlı sonuçlar size nasıl yansın? İkincisi de devletin her alanda, her sektörde özelleştirme yaparken inşaat sektöründe devletleştirme yapmasını neye bağlıyorsunuz? Sizleri nasıl etkiliyor? Evet. Teşekkür ederim. Tabii aslında Türkiye'de basında konuşulduğu kadar bence kamplaşma yok. Yani. O kutuplaşma, kamplaşma yok. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Ben kendi sosyal hayatımdan, iş hayatımdan gördüğüm kadarıyla herkes farklı düşüncelere sahip olabilir fakat herkes birbirine saygılı, kız alıp kız vermiş, ortaklıkları var. Yani böyle bir kamplaşmanın olana kesinlikle karşıyım ve bu böyle bir şeyle fırsat vermememiz lazım bizim Türkiye'de yaşayan bireyler olarak. Yani bu referandum inşallah hangi sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'miz için hayır olmasını temenni ediyorum. Yani neticede iki şeyde seçenekte Türkiye için yani biz ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için ne yapabiliriz onu düşünüyoruz yani. Tabii ki biz bu projeleri hayata geçirirken yani 2017'de geçirmemizin sebebi biz Türkiye'nin potansiyeline ve dinamiklerine güveniyoruz. Yani insan güvenmediği bir şeyi ne konuşur ne hayata geçirir. Biz güveniyoruz. Tamam Türkiye'yi, Türkiye'nin yükselmesini, büyümesini, bölgede etkili olmasını istemeyen güçler var. Bu aşikar. 2016 yılında bunu gördük. Başımıza neler geldi hepsini film gibi, film senaryosu gibi gördük. Ama şu anda 2017 daha iyi olacak. Türkiye daha da güçlenecek. Ekonomik özgürlüğünü daha da öne çıkaracak diye düşünüyoruz. İkincisi, bunun tabii satışlara her şey birbiriyle alakalı aslında. Tabii önce insan bir hanımefendiyle dışarıda konuşurken, hanımefendi bir şey söyledi, çok hoşuma gitti. Dedi insanın derdi ne? İnsanın derdi neyi dert ediyorsa ona yöneliyor. Şimdi biz 15 Temmuz'dan sonra vatan derdine düştük. Vatanımızı seviyoruz. Önce vatan dedi. Kalkıp kardeşimin komutanına gider olur mu? Yani vatan. Yani derdimiz ilk önce öncelikli dertlerimizden bir kere siyaklamamız lazım. Değil mi? Yani oradan kurtulmamız lazım. Ondan sonra herkes açıkta diyor elhamdülillah. Yani konut açığı var ama nitelikli konut açığı var. Yani konut açığı var diyorlar da ya millet çatıda mı yaşıyor? Yok. Ama nitelikli konut açığı var. Herkes bulunduğu hayat standartını yükseltmek istiyor. Amaç bu. Riskli yapılardan kurtulmak istiyor. Amaç bu. Şu anda 15 Temmuz sonrası bence tam geriye dönüldü artık. Piyasa sektör oturdu. Konsolide oldu. Şimdi iş yapma zamanı, Türkiye'yi büyütme zamanı. Ben referandum sonrasında hiçbir intikaya uğramadan, kesintiye uğramadan sektörümüzün büyüyeceğine inanıyorum ve 3 projeyi de bu yüzden başladım. Taşı altına elimizi koyduk biz. Herkese de söylüyorum. Finans sektörüne de söylüyorum. Finans sektörü şu anda kendini geri çekiyor, korkuyor. Niye korkuyorsun? Özel sektör korkmuyor, sen de korkuyorsun. Sen de kredini aç. Mesela bak şu şeyin kampanya
şeye de yaradı. Özel bankalar oranlarını düşürdü. Fark ettiniz değil mi onu? Demek ki sen kazanıyorsun kardeşim. Özel sektör ne yaptı? Pardon. Bu kampanya neticesinde özel bankalar, devlet bankaları da yaptığını bilmiyorum, faiz oranlarını düşürdüler. Demek ki kazanabiliyormuşsun. Ona da yaradı yani. Biraz önce büyük bir sorusuna da şey oldu bu. Şimdi ikinci sorunuz da şeydi değil mi? İnşaat sektörünün devletleştirilmesi. Ha, ona, o arkadaşlar şimdi ben tabii ki özel sektör olarak burada konuşuyorum. Şimdi beni TOKİ'nin başkanı yapsanız belki başka konuşurum. O yüzden özel sektör olarak şunu söyleyeceğim. TOKİ olsun, Emlak Konut olsun, Kiptaş olsun, olsun ama rakip olmasın. Olsun. Ne için olsun? Sosyal konut üretsin. Ben sosyal konut üretebilir miyim? Üretemem. Benim amacım ticaret yapmak. Doğru mu? Hayatım gerçeklerine aykırı yani. Ben şimdi burada size desem ki sosyal çocukluk projesi yapıyoruz. Olur mu yani? Ben vakıf değilim. Ben tüccarım. Vergi veriyorum. Kazanmam lazım. Ülkemi kazandırmam lazım. Ha, sosyal konut yapsın. İhtiyacı yok mu Türkiye'nin? Var. Hem de çok. Ama kaynak geliştirme için başka projeler de yapıyorlar. Rakip olmasınlar. Piyasayı düzenleyici olsunlar. Tamam, biraz önce söyledim. Piyasa büyük, büyük olmanın büyük sorumluluğu var. Yani büyük marka, büyük sektör büyüğü olmanın büyük sorumlulukları var. Bir de arkanda kanun gücünü alıyorsan yaptıklarına dikkat edeceksin. Yaptıklarına dikkat edeceksin. Bunun ne gibi olumsuz sektöre etkileri olabilir? Adımlarını ona göre atacaksın. Bu sorumluluk içerisinde hareket ederlerse yani bizleri de ezmene, sektörü de baltalamana hareket ederlerse bence hiçbir sorun yok. Neticede bunların sektörü düzenleyici firma olarak arka planda kalmalarını istiyoruz. Bu sabah hiç şey, soru gelmedi. Denge biraz bozuldu. Beyefendi telefon mikrofon. Ya bir tane arkadaş şu mikrofon şey olsun. Bizim arkadaş. Yaptığı uğratıyoruz. 5 projeden bahsediyoruz. Bir dakika, pardon, basabiliyorsunuz. Alt tarafta bir bölmesi var. Şu anda Emlak Dilim Burak Öz. Bu sene 5 projeden bahsettiniz de. Murat Öz müydü? Burak Öz. Murat Öz. Evet, Emlak Dilim. 5 projeden bahsettiniz, 3'ünü açıkladınız. Acaba o 2 proje... Devam eden proje mi? Hangi lokasyonda olacak bunlar? Bir tanesi şeyde... Güneşli'de, şey pardon Kirazlı'da, bir tanesi de Sultanbeyli'de. Bitme güzel olan proje. Burak Öz. Teslim edeceğiz. Ben bir soru sorayım. Bu önümüzdeki dönem 3 ay içinde satış etkili dediğiniz ne bileyim? İsminizi alabilir miyim? Dilşat Reza Arkan. Dilşat Reza Arkan. Dilşat. Tamam. 3 ay içerisindeki... Evet, bu önümüzdeki 3 ay için satış hedefimiz ya da sonrası 6 ayı da kapsayabiliriz. Evet, satış rektörümüz şeyini diyoruz mikrofonu. Şimdi ben satışa karışmıyorum. Referandumdan sonra hedefimiz lansmanı yapıp 3 projeyle satışa çıkmak. Diğer 2 projede satış devam ediyor zaten. Atilla Bey onun bilgisini verdi. Bizim de hedefimiz lansman öncesini de katarak lansmana çıktığımız bu 3 ayın toplamında projelerde %30'ları yakalamak açıkçası satış hedefi olarak. Şu anki emlak sektöründeki hareketlilik bu şekilde devam ederse diğer projeleri de takip ediyoruz. Açıkçası bunu yakalamak çok da zor görünmüyor bizim için. Projeler yani, birincisi Basın Ekspres üzerinde
bir içte kalıyor ama Basın Ekspres'te bir alternatif getirmeye çalışıyoruz. Orada çok fazla ofis projesi var. Çok iyi bir yaşam projesi üretiyoruz orada. İkincisi Bağcılar'ın iç tarafında çok hızlı gelişen, metroya çok yakın bir lokasyonda. Metro ile birlikte çok hızlı hareket alacak bir lokasyon. Orada da güzel bir yaşam alanı üretiyoruz. O bölgede yaşadıkları konutu upgrade etmek isteyenler için çok iyi bir alternatif olacak projemiz. Üçüncüsü Merdivenköy'de, Fikirtepe'nin hemen çıkış noktasında, Arvasya Tüneli'nin bağlantı noktasında birçok avantajı olan çok kilit noktada bir proje. Üç projemiz de kendi içinde faydaları ve hedefleri olan projeler açıkçası. Rica ederiz. Evet arkadaşlar, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bugün güç verdiniz. Buraya gelmekle, bizimle kahvaltı etmekle bize güç verdiniz. Size de teşekkür ediyorum.